Evet değerli dostlar, 20 Mart Cumartesi bülteniyle yeniden karşınızdayız. Hepiniz yeni programımıza hoş geldiniz. Öncelikle tabii Cumartesi günü sizler için çıkarmış olduğum birçok mücadele var. 14 tane karşılaşma olduğundan dolayı ve bu karşılaşmaları enine boyuna değerlendireceğimizden dolayı birleşik bir programla birlikte karşınızda olamıyoruz. Pazar gününün programı ise Cumartesi günü gelecek. Yani ben Cuma gecesi itibariyle programı hazırlamaya çalışacağım ve bildiğiniz gibi ligimizde çok önemli bir derbi karşılaşması var. Bu derbiye ait olan analiz videosu da yine pazar günü yayınlanacak. Siz değerli dostlarımıza belki cumartesi gecesinden de gelebilir. Son haberlerle birlikte tabii daha önceden Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yapmış olduğumuz gibi bir programla birlikte karşınızda olacağız. Sizler çok güzel yorumlar göndermiştiniz ve çok güzel kazançlar elde etmiştiniz. O yüzden karşılaşmayı tek bir videoda tüm nedenleriyle birlikte sizlere aktarmaya çalışacağım tekrardan naçizane görüşlerimle. Bölümün başında yine cumartesi günü özellikle kemik tayfamızdan ricamız çok güzel sayılarda beğeni göndermeniz yönünde. Tabii desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Beğenmiyorsanız da dislike butonuna basarak yorumlarınızı her zaman gönderebileceğinizi söylüyoruz. Şimdi 14 tane mücadele içerisinde ciddi anlamda yüksek oranlı karşılaşmalar da var. Onları da söyleyeyim sizlere. Tekli değerlendirilebilecek yine karşılaşmalar var ama 14 mücadelenin 14'ünde de bu risklerle birlikte başarılı olabilme ihtimalimiz çok fazla yok. Yani gelebilir tabii ki de. Şans faktörü de yanımızda olabilir. Ama hepsinin gelebilme ihtimali yok. O yüzden kendi analizlerinizle birlikte karşılaşmaları seçerek değerlendirmeler yapabilirsiniz. Ben yine gönderdiğiniz o beğenilerden dolayı, göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı kendi naçizane kombinlerimi değerli dostlarıma aktaracağım. Şimdi çarşamba günü ve perşembe günü bildiğiniz gibi sonuçlandı. Hemen ekranda neler yaptık onları bir verelim. Çarşamba günü harika bir gün geçirdik. Yani Mart ayının en güzel günlerinden bir tanesini geçirdiğimizi kesinlikle söyleyebiliriz. Yaklaşık 10 katıyla birlikte, 10 oranla birlikte yine hem katıl butonumuzdaki destekçilerimize hem de videodan bizleri takip eden değerli dostlarımıza güzel şekilde kazandırdığımızı söyleyelim. Yanılmış olduğumuz bir kombinle başlayalım. Katıl butonumuzda 2.72'lik bir championship kombinimiz yanılmıştı. Ekranda sizler de göreceksiniz. O da Blackburn Rovers mücadelesinde gol gelmediğinden dolayı 0-0 sona erdiğinden dolayı gerçekleşmişti. Onun dışında yine katıl butonumuzda, bölümümüzde de YouTube programımızda da yorumladığımız en ideal kombinimiz 2.22 orandan Torino Sassuolo karşılıklı gol var ki bu karşılaşmayı katıl butonunda değerlendireceğimi sizlerle dostlarıma da söylemiştim. Chelsea Atletico Madrid mücadelesinden de en fazla 1-0 civarında bir skor bekliyorduk. Chelsea 90 artılarda golü buldu ve mücadeleyi kazanmayı başardı. 2.5 gol altı tercihimiz isabetli bir şekilde ideal kombinimiz kazanç sağladı. Onun dışında üçlü bir kombin tavsiyesinde bulunmuştuk. Çok ideal şekilde. İşte katıl butonumuzda bu tarz tercihlerde bulunuyoruz. İşte Bayern Münih'e oran vermiyor ama işte değerlendiriyoruz yüksek oran diye. 2.53'ten üçlü kombinimiz de çok güzel bir şekilde kazandı. Günün tekli mücadelesi, Fürt mücadelesi. Onun da 4.5 altında kazanabileceğini siz değerli dostlarımıza tek başına değerlendirebileceğiniz yönünde 2.10 orandan önermiştik ve güzel bir şekilde yine kazanç elde ettik. Devam ediyor çarşamba günü. Videomuzda siz değerli dostlarımıza önermiş olduğumuz ikili championship kombini ise o da güzel bir şekilde kazandı. Bildiğiniz gibi Huddersfield mücadelesinden 2.5 gol altı ve Wickham Barnsley mücadelesinden de Barnsley galibiyetini bekliyorduk. Çok güzel bir şekilde 2.40 orandan Avrupa'daki sevgili dostlarımıza da 3 ve üzerinde orandan kazandırdı. Bayern Münih Lazio mücadelesine bir handikap beklentim vardı biliyorsunuz ama duran toptan Lazio'nun atmış olduğu gol ne yazık ki işte Lewandowski'nin direkten dönen topları, özellikle Gnabry'nin de kaçırmış olduğu pozisyon vardı vesaire. Karşılaşma böyle 3'e 4'e gidebilecekken Lazio'nun atmış olduğu golle birlikte handikap tercihimiz gelmedi ama sizler yine 1.5 üstüne değerlendirmişsiniz ya da 2.5 üstüne değerlendirmişsiniz. Karşılaşmadan gerekli olan tercihi almışsınız. Handikapa gitmeyenler yine güzel bir şekilde kazandılar. Onun dışında perşembe günü hiç beklediğim gibi bir gün geçmedi ama sürprizleri de işin içine alabilecek tercihleri değerlendirmeye çalıştım. Ona rağmen bazı tercihlerimiz başarısız oldu. Hemen başarısız olan iki kombinimiz ekrana gelsin. 2.36-2.36 şeklinde değerlendirmelerimiz vardı. Bir tanesini YouTube programımızda yorumladığımız ama katıl butonunda önerdiğimiz bir kombindi. Burada Molde'den iki gol beklemiyorduk ki Granada yardım etti Molde'ye gol konusunda. Ne yazık ki Zagreb-Tottenham mücadelesinde de artık Mourinho'yu köyüne gönderdik. Hadi köyüne Mourinho dedik. Canlı yayında da bizleri takip edenler vardır. Dinamo Zagreb rahat bir galibiyet almadı ama Tottenham'ın kaçırmış olduğu pozisyonlar neticesinde yine güzel bir tur atladı. Tarihe geçti Dinamo Zagreb. Bu karşılaşmada da yine iki gol beklemiyorduk biliyorsunuz. Hırvat temsilcisinden ve Rangers mücadelesinin ilk yarısında zaten ideal bir tercihe gitmiştik. Böyle bir üçlü kombin yaptık. Ne yazık ki başarısız oldu ve Rangers'ı biliyorsunuz tek başına da değerlendirebiliriz diye söylemiştik. Ancak iki tane kırmızı kart gördüğünden dolayı tabii ki de karşılaşmayı kaybettiler ve Steven Gerrard'ın takımı elendi. Onun dışında tekli önerdiğimiz bir kombin kazandı. Tekli bir kombinden kazandığımızdan dolayı belki biraz daha az zarar etmişizdir diye düşünüyoruz. O da
Ajax mücadelesinin 2-0 veya 2-1 sonuçlanabileceğini siz değerli dostlarımıza önermiştik. 2-10'dan MBS1 tekli tercihimiz kazandırdı. Perşembe günü çok kazananın olduğunu düşünmüyorum ama yine en az 1 veya 2 kuponla ilerlediğinizi düşünüyorum. Bu şekilde özetleyelim. Şimdi çok detaylı anlatmayacağım mücadelelerin bazılarını, hızlı bir şekilde geçeceğim. Çünkü dediğim gibi 14 tane mücadele var. 2 dakika ayırsam bir tanesine 28 dakika yapar ki şu ana kadar zaten 5 dakikayı geçirdik. Biz sizlerden sadece beğeni desteklerinizi bekliyoruz. Ve katıl butonuna gelmek isteyen değerli dostlarımız, kanalımıza destek vermek isteyen sevgili dostlarımız varsa da buyursunlar, gelebilirler. Binlerce dostumuzun arasına katılabilirsiniz. Tabii etkinliklerle alakalı sorularımız da olacak yine bu bölümümüzde. Daha önceden sizlere 4 Mart, 9 Mart, 11 Mart, onun dışında 16 Mart'ta sormuş olduğumuz skor soruları vardı. Bunlar da hafta sonunda Instagram adresimiz üzerinden, Atistix TV Instagram adresimiz üzerinden yayınlanacak. Yani kimlerin bildiğine dair bir post yayınlanacak. Ay sonunda da, Mart'ın sonunda da sevgili dostlarımıza en az 3 kişiye hediyeler göndermeye çalışacağız. Bunların değerli hediyeler olacağını söyleyelim. Nakit şeklinde de gönderiyoruz. Bunları yine konuşacağız. Şimdi cumartesi gününün karşılaşmalarına bir bakalım şöyle. Süper Lig'de oynanacak 3 tane mücadele var. Trabzonspor ile Ankara Gücü oynayacak. Bu karşılaşmanın hemen tahminini ben siz değerli dostlarıma aktarayım. Kendi açımdan. Tabii mücadelenin böyle 1-1, 2-1 ayarında geçebilme ihtimalini gördüm aslında ben ilk mücadeleyi gördüğümde. Çünkü Ankara Gücü Hikmet Karaman'la birlikte çok ciddi bir çıkış içerisinde. Tabii ki de yine bu mücadelede sürpriz yapabilme ihtimalleri var. Ama Trabzonspor'un da son iki karşılaşmada kazanamadığından dolayı Abdullah Avcı'nın bu mücadelede işi biraz sıkı tutabileceğini düşünüyorum ben. Yani kalesinde gol görmemek adına da zaman zaman takımının sistemini değiştirebilir mücadele genelinde. Tabii Ankara Gücü açısından baktığımızda Hikmet Karaman'ın bu mücadeleden bir puan alması kötü olmayacaktır diye düşünüyorum. Yani bu kadar iyi gittikten sonra Ankara Güçlü oyuncuların veya Ankara Gücü camiasının bu mücadelede Trabzon deplasmanından bir puan alması çok önemli. O yüzden Ankara Gücü gol bulursa biraz defansif oynayabileceğini düşünüyorum. Ve Trabzonspor'un zaten şu anki önümdeki kadrosuyla birlikte gol atamama ihtimalini çok düşük görüyorum ben. İşte Vakayemesinden Ekuban'ına, Canini'sine kadar herkes oynuyor. Bakasetas da var. İlerideki dörtlü standart bir şekilde olacağından dolayı mücadelede iki takımdan goller beklenebilir. Yani 1-1 seviyesine gelebilir. Kazanırsa da Trabzonspor 2-1 kazanabilir diyorum. O yüzden yüksek oranlı bir tercihle birlikte programımıza başlıyoruz. 1.72 orandan toplam gol sayısı 2-3 gole yöneldim ben değerli dostlar. Aklınıza yatarsa sizler de değerlendirebilirsiniz. Tabii karşılıklı gol varın neden gitmiyorsun diyen arkadaşlarımız olabilir. Söylemiş olduğum nedenlerden dolayı. Belki Abdullah Avcı 2-0'ı da yakalayabilir. Ondan sonra biraz rölanti bir futbol oynayabilir. Bu korkuyla birlikte toplam gol sayısı 2-3 gol aralığında kalabilme ihtimalini gördüm ben. Bu mücadelenin Göztepe ile Sivas Spor oynayacak. Şimdi evet, Mart ayının sonuna doğru yaklaştığımızı da biliyoruz ama hem Avrupa'da hem de Türkiye genelinde yağışlar tekrardan başladı ve hava derecelerinde, sıcaklık derecelerinde bir düşüş gerçekleşti. Tabii son hafta olduğu söyleniyor vesaire ama özellikle İzmir'de ve İstanbul'da hafta sonunda ciddi sağanak yağışların beklendiğini söyleyelim. Hatta Cuma günü itibariyle de şu anda mesela akşam bir Altay mücadelesi var. Oynanıp oynanmaması konusunda da şu anda konuşuluyor. Bizim de katıl butonumuzda bir tercihimiz vardı, o karşılaşma bir analiz yazımız vardı. Bu yönde de arkadaşlarımızı bilgilendirdik. O yüzden hafta sonunda hem İstanbul'da hem de İzmir'de oynanacak olan karşılaşmalarda, yani batı tarafta oynanacak olan karşılaşmalarda biraz daha temkinli olmanızı tavsiye ediyorum ben. Şimdi Göztepe ile Sivas Spor arasında oynanacak bu mücadelede ki cumartesi günü de yine sağanak yağış bekleniyor ve Sivas Spor'un deplasman performanslarına baktığımızda sanki Göztepe'den puan alabilir şeklinde bir değerlendirme de bulundum. Neden? Çünkü işte Erdoğan Yeşilyurt da döndü takıma biliyorsunuz. Fajir yine orta alanda oynayacak. Sol tarafta Gradel, ileride Yatavare şeklinde ideal bir kadroyla Sivasspor İzmir deplasmanında olacak ve hafta içerisinde Rıza Hoca'nın yapmış olduğu önemli açıklamalar var. Bunlar da çok önemli. Yani ivme konusunda takımını ve camiasını ciddi anlamda motive edebilecek konuşmaları var. Tabii Göztepe evinde daha farklı bir futbol oynuyor. Yani mücadeleyi Göztepe kazanırsa şaşırmamamız gerekiyor ama ben Sivasspor'un deplasmanda oynamış olduğu oyundan dolayı bu mücadeleyi kaybedebileceğini düşünmüyorum ki Sport Toto'da da yine bu karşılaşmayı doğrudan 0 olarak, haftanın beraberlik mücadelesi olarak değerlendirdim ben sevgili dostlar. Sizler de isterseniz tekli şekilde beraberlik üzerine değerlendirme yapabilirsiniz. Maç saatinde çok ciddi bir sağanak yağış olabilir. Bunları da değerlendirme altına almanız gerektiğini düşünüyorum ben. O yüzden maç saatine yakın eğer bu karşılaşmayı değerlendirecekseniz değerlendirmenizi öneriyorum ben. Tabii her şey normal yolunda giderse mücadele 1-1 biter diye düşünüyorum ben. Yani karşılıklı gol varın oranı 1.65. Hatta 1-1'lik skoru da önerelim sizlere. 4.75 tek başına skor değerlendirmesi yapacak değerli dostlarımız. Eğer yağmur çok etkili olmazsa, maç önünde özellikle çok etkili olmaz ve zemini bozmazsa 1-1'lik bir skor çıkabilirmiş gibi gözüküyor bu mücadelede. Karşılaşmayı bu yönde değerlendirdim. Yani 1-1'lik bir skora göre karşılaşmayı hem beraberlik hem de karşılıklı gol var şeklinde yüksek oranlardan
değerlendirebiliriz gibi gözüküyor. Aklına yatanlar değerlendirebilirler. Yeni Malatya Spor ile Gaziantep Futbol Kulübü oynayacak. Yeni Malatya Spor tarafında da İrfan Buz'un göreve başladığını söyleyelim. Tabii İrfan Hoca'nın çok takım değiştirdiğini biliyoruz. Yeni Malatya Spor'daki düşüşü yükseltebilir mi onu bilemiyorum ama oynatmış olduğu futbolla birlikte tabii ki de deplasmanlarda maç kazanmayı unutan Gaziantep Futbol Kulübü'ne karşı Yeni Malatya Spor'un bu karşılaşmada yeni hoca etkisiyle bir şeyler yapabilme ihtimali var. Çok içimden gelmese de yine yüksek oranlı kuponlarda Yeni Malatya'nın böyle karşılaşmayı 1-0 ayarında veya 2-1 ayarında kazanmasını bekliyorum ben ama daha ideali tabii ki de yine kombinlerde kullanmak üzere değerlendirilebilecek oran 1-0 çifte şans olacaktır. Onun da oranı 1.22 civarında ama söylemiş olduğumuz gibi bu kadar düşük oranlara çok fazla güvenerek yine kombinlerinizde değerlendirme yapmayın. Yani riske değecekse bu karşılaşmada Yeni Malatyaspor galibiyeti 2 orandan değerlidir diye düşünüyorum ben sevgili dostlar. Geçiyorum Türkiye Futbol Federasyonu 1. Ligi'ne hızlı geçeceğim. Saat 13.30'da İstanbulspor ile Altınordu oynayacak. İstanbulspor'un da son dönemdeki karşılaşmalarında gol pozisyonlarına girse de skor üretemediğini görüyoruz. Tabi sezon başında daha farklı bir İstanbulspor vardı. Özellikle çok fazla gollü mücadelelere imza atan Fatih Tekke'nin takımı burada Altınordu ile oynayacaklar. Hüseyin Eroğlu'nun Altınordusu ile oynayacaklar. Tabi Altınordu'yu ben farklı yönlerde çok fazla değerlendiriyorum. Özellikle deplasmanlarda açık oynayan, hücum yapan takımlara karşı gol bulabilir yönünde tercihlerimle birlikte daha çok kazanmayı hedeflediğimi söyleyeyim. Tabii bu mücadelede iki takımın da playoff potasında kalabilmek amacıyla da mücadeleyi kaybetmemesi gerekiyor. Bu da farklı bir strateji olarak iki takım hocası tarafından da değerlendirilebilir. Yani bu mücadelede bir beraberlik iki takımı da mutlu edecekmiş gibi gözüküyor ama ben Altınordu'nun özellikle deplasmanlarda işte az önce söylemiş olduğum gibi açık oynayan takımlara karşı gol bulabilme potansiyelini biraz daha yüksek görüyorum. O yüzden ev sahibi yani İstanbulspor gol yemez. Hayır tercihi yani ev sahibi gol yer tercihini değerlendireceğim ben bu karşılaşmada. Benim gibi düşünenler varsa, özellikle Enis'e, Burak'a güvenenler varsa karşılaşmayı değerlendirebilirler. Aklımdan yine geçen skor 1-1, 2-2 civarında bir karşılaşma olacak. Eğer İstanbulspor o hücumcu futbolunu sahaya yansıtırsa diyelim. Eskişehir ile Adana Demirspor oynayacak. Çok fazla yorumlamamıza gerek yok zaten. Eskişehir Spor da elinden geleni yapmaya çalışıyor karşılaşmalarında. Oynamış olduğu hücum futbolu defansif futbol şeklinde tabii ki de değerlendirmememiz gerekiyor. Durumları çok farklı. Farklı açılardan değerlendirilmesi gereken bir durumda. Eskişehir tabii burada Adana Demirspor'un karşılaşmayı kazanma ihtiyacı olacağından dolayı ben erken dakikalarda çok fazla Eskişehir kalesine yüklenebileceğini, karşılaşmanın doğal olarak üste gidebileceğini ve bu şekilde Adana Demirspor'un 3-0, 3-1'lik skorlarla mücadeleyi kazanabileceğini düşünüyorum. Yani sürpriz beklemediğim mücadelelerden bir tanesi. 2.5 gol üzerinde 2 tercihini alırsanız 1.32'lik bir oran alacaksınız ki kombin kuponlarınızda bence önemli bir oranmış gibi gözüküyor. Ben yine kullanacağım bu karşılaşmayı. Özellikle katıl butonumda yine ideal bir kombinimde değerlendireceğim. La Liga'ya geçiyorum sevgili dostlar. Celta Vigo ile Real Madrid oynayacak. Yine bu karşılaşma hakkında anlatacağımız birçok şey var ama Celta Vigo tarafında şu anda hem Nolito'nun hem de Aspas'ın sahada olacağını söyleyelim. Real Madrid'in de Şampiyonlar Ligi mücadelesinden çıktıktan sonra tabii mutlu bir şekilde ayrıldılar Atalanta mücadelesinden. Bir fiziksel yorgunluğu olabilir. Bu doğrultuda bu karşılaşmada Real Madrid galibiyetinden ziyade yani Real Madrid zaten mücadele 2-1 işte 3-1 civarında kazanabilir. Celta Vigo'daki önemli oyuncuların işte Aspas ve Nolito'nun sahada olacağından dolayı biraz daha kreatif olabileceğini düşündüğümüzde. Fakat ben az önce söylemiş olduğum gibi bu karşılaşmada Real Madrid tarafına gitmektense, yorgun Real Madrid tarafına gitmektense burada Celta Vigo tarafından bir golün beklenmesi gerektiğini düşünüyorum ve bunun öne çıkabileceğini düşünüyorum. Tıpkı Werder Bremen Bayern Münih mücadelesinde yapmış olduğumuz analiz gibi. Celta Vigo burada Real Madrid karşısında gol bulabilir mi? Tabii ki de bu kadrosuyla birlikte gol bulabilir diyorum ben. O yüzden 1.55'lik oranın daha kıymetli olduğunu, karşılıklı gol var nezdinde tabii ki de daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Aklına yatanlar karşılıklı gol varı 1.55 orandan değerlendirebilirler. Şimdi yüksek oranlı bir mücadelemiz daha var La Liga'da. Huesca ile Osasuna oynayacak. Şimdi bu mücadelede Huesca'nın karşılaşmayı kazanamaması halinde artık işinin çok ama çok zor olacağını söyleyelim. Sizler de bakmışsınızdır, araştırmışsınızdır. Yani Huesca final mücadelelerinden bir tanesine çıkacak bu mücadelede ki sezon başından beri hep anlatmaya çalışıyoruz Huesca'yı değerlendirdiğimizde. Yaş ortalaması yüksek bir takım Huesca. Ancak ofans konusunda herhangi bir problem teşkil etmiyorlar. Yani savunmada yapmış oldukları hatalardan dolayı zaten şu anda bulunmuş oldukları durumda olduğunu söyleyelim. Genelde çift forvet kurgusuyla birlikte oynayan Huesca evinde oynamış olduğu mücadelelerde daha çok hücumu benimseyen bir takım. Osasuna gibi bir takımı ağırlayacaklar. Osasuna zaten deplasmanlarda boşluk bulduktan sonra özellikle o devre arasındaki değişiminden sonra boşluk bulduktan sonra bu boşlukları iyi değerlendirebilen bir takım. O yüzden karşılaşmada açılan karşılıklı gol var oranına baktığımda 1.80'lik bir oran gördüm ve neden bu kadar yüksek açıldığını da
Bilemiyorum çünkü az önce söylemiş olduğum gibi Huesca'nın final mücadelelerinden bir tanesi. Bir puan yetmeyecek Huesca'ya. O yüzden maç genelinde Huesca'nın saldırma zorunluluğu var. Buna bağlı olarak ben bu mücadelede iki takımın birbirine gol atma olasılığını yüksek görüyorum değerli dostlar. Ve yüksek oranlı kuponlarınızda bu mücadeleyi kesinlikle öneriyorum. Birazdan da yapacağımız bir kombinde bu karşılaşmayı kullanacağız. Hatta o kombini ekrana verelim şimdiden. Karşılıklı gol var kombinimiz var cumartesi günü. Göztepe Sivasspor hava şartlarına mutlaka bakın ona göre değerlendirin sevgili dostlar. Göztepe Sivasspor arasındaki mücadeleden karşılıklı gol var bekliyorum. Ve Huesca Osasuna mücadelesinden de yine karşılıklı gol var bekliyorum. Ben biraz riskli bir kupon olduğunu söyleyelim. İkinci veya üçüncü kuponlarınızda eğer katılıyorsanız değerlendirme altına alabilirsiniz bu kombini. 3 oranı var zaten, çok güzel bir oranı var. Avrupa'dan izleyenler de yaklaşık 4 oran alacaklar bu kombinle birlikte. Şimdi geçelim Bundesliga'ya. Werder Bremen ile Wolfsburg oynayacak. Wolfsburg'un Bundesliga'da yapmış olduğu çıkış her zaman için çok önemli ki sezon başından beri bizim takımlarımızdan bir tanesi olduğunu sizler de biliyorsunuz. Çok kazandık Wolfsburg'dan. Hem beraberliklerinden kazandık. 3 oranlardan tek mücadeleden kazandık. 2-50 deplasmanlarından kazandık. Granada Rangers gibi takımlar içerisine, hatta işte Championship'teki takımlar içerisine de alabiliriz Wolfsburg'u. Şimdi bu deplasmanda biraz defansif bir takımla oynayacaklar. Werder Bremen gibi bir takımla oynayacaklar. O yüzden mücadeleyi kestirmek çok zor. Alt dersiniz altta bitmez, üst dersiniz üstte bitmez. Neden bu şekilde söylüyorum? Çünkü Wolfsburg deplasmanda oynuyor. Wolfsburg deplasmanda oynadığı zaman golü bulduktan sonra çok fazla geriye çekilen bir takım değil. Ki Werder Bremen de evinde zaten hücum oynayan bir takım deplasmanlardaki oyununa nazaran. Buna bağlı olarak ben bu mücadelenin 2-3 gol aralığında geçebilme ihtimalini görüyorum. Yani karşılaşma sanki son dakikalara doğru belki 2,5 gol üstüne gidebilir diye düşünüyorum. Belki 2-0 civarında geçebilir mücadele veya 1-1 civarında gidebilir uzun süre. Werder Bremen'i de kestirmek çok zor çünkü. Bu şekildeki skorlarla 80. dakikalara girilirse son dakikalara doğru üste gider korkusuyla birlikte bu karşılaşmaya sadece 2-3 gol tercihini değerlendirdim ben. Yine yüksek oranlı kombinlerde bence 1.70 oranıyla değerlendirilmesi gereken mücadelelerden bir tanesiymiş gibi gözüküyor. Onun dışında daha ideale gitmek isteyenler, ben Werder Bremen'in ilk yarıda biraz temkinli bir futbol oynayabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden ilk yarıda maksimum 1 gol sesinin çıkmasını bekliyorum ben değerli dostlar. İlk yarı 1.5 gol altı tercihini de alırsanız ideal kombinleriniz için 1.30'luk oran alacaksınız. Gayet güzelmiş gibi gözüküyor. Bundesliga'dan devam ediyorum. Köln ile Dortmund oynayacak sevgili dostlar. Tabii Dortmund'a baktığımızda ideale yakın bir kadroyla sahada olacaklarını söyleyelim. Ama Köln gibi çok sürpriz yapabilen bir takımla oynayacaklarından dolayı burada deplasmana gitmeyeceğim ben. Her ne kadar Reus, Haaland, işte Hazard gibi oyuncular, Davut gibi oyuncular sahada olursa olsun. Tabii ki de çok tehlikeli, çok öldürücü bir kadroyla Borussia Dortmund Köln deplasmanında olacak. Ama Köln'ün sürekli olarak imza attığı bu sürpriz karşılaşmalardan dolayı bu mücadelede sadece 2.5 gol üstüne gidilmesi yönünde bir tercihim var. Onun da oranı 1.42 şeklinde. Yani mücadele normal şartlarda düz bir şekilde biterse 3-1 ayarında bitebilirmiş gibi gözüküyor. Köln'den de bir skor beklentim var. Ama bir sürpriz de çıkarsa, böyle 2-2 civarında bir sürprizin de çıkabilme ihtimalini gördüğümden dolayı veya 2-1'lik bir sürprizin çıkabilme ihtimalini gördüğümden dolayı sadece 2.5 gol üstüne gittim. Günün en güzel, Bundesliga'da özellikle 2.5 gol üstü şeklinde değerlendirilmesi gereken mücadelelerinden bir tanesi bana göre. Bayern Münih ile Stuttgart oynayacak. Şimdi Stuttgart'ın bu mücadelede savunma yapacağını düşünenler de olabilir ama çok defansif takımlar arasına yazabileceğimiz takımlardan değil bence. Neden değil? Çünkü zaten ofansı çok iyi yapabiliyorlar. Özellikle ilerideki dörtlüyü çok iyi kullanabiliyorlar ofans konusunda ve zaten sezon başında yapmış oldukları sürprizler de ortada. Daha sonradan kötü bir gidişatları vardı. Yine toparlama evresine girdiler. İşte bu öndeki dörtlü formda olduğu zaman Stuttgart'ın yine skor konusunda herhangi bir problem yaşamadığını ve özellikle üzerine gelen takımlara karşı da pozisyon bulabildiğini her zaman biliyoruz. Ama şimdi Bayern Münih ile oynayacaklar. Bayern Münih de ideale yakın bir kadroyla biliyorsunuz Lazio karşısında oynadı. Son dakikalara doğru bazı önemli oyuncular çıktı tabii ki de. Hans Flick tarafından alındı bu oyuncular. Bayern Münih de işler yolunda gidiyor. Özellikle Lazio mücadelesinde yine girmiş oldukları pozisyonları değerlendirmiş olsalardı minimum 4-1 civarında bir mücadele kazanabileceklerini söyleyebiliriz ki sizler de karşılaşmayı izlemişsinizdir. Ama tabi Bayern Münih'te bir isteksizlik de vardı ilk yarıda. Skor avantajı olduğundan dolayı, yani bu karşılaşmada çok fazla karşılaşmayı force etmemek adına Bayern Münih'te bir isteksizlik olduğunu da gördük. Ama burası tekrardan bir Bundesliga mücadelesi olacağından ve Bayern Münih'in kısmen yorgun olabileceğini düşündüğümüzden dolayı kalesinde de gol görebilme ihtimalini görüyorum. Bu yüzden 3-1'lik skora göre yapılabilecek her türlü tahmin bence bu mücadelede gelecektir görüşündeyim. Yani karşılıklı gol var tercihi,
değerlendirilebilir. 3.5 gol üzerinde, yine yüksek orandan bir tercih söyleyeyim isterseniz sizlere. 3.5 gol üzerinde Bayern Münih galibiyeti, ki benim değerlendireceğim seçeneklerden bir tanesi, 1.62'lik oranıyla değerlendirilebilir görüşündeyim ben. Başka da herhangi bir şey çıkartamadım bu mücadelede. Belki ilk yarıdan da yine goller gelebilir ama ilk yarıdan herhangi bir şey girmek istemiyorum ben. Yani mücadeleyi genel hatlarıyla bu şekilde değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Ve geçelim İtalya Serie A'ya. Crotone ile Bologna oynayacak. Aslında yine günün 2.5 gol üstü mücadelelerinden bir tanesiymiş gibi gözüküyor ama bir korkum var benim. Yani belki burada Crotone bir gol atamazmış gibi bir düşüncem var ama yapmış olduğum araştırmalar neticesinde yine aynı Huesca-Osasuna mücadelesindeki Huesca'nın durumuna benziyor birazcık. Burada Crotone'nin durumu. Tabii ki de artık Serie B'ye düşmüş gibi gözüküyorlar ama yine de final maçlarından bir tanesini oynayacaklar. Mihailovic'in Bolonya'sı karşısında. Tabii burada Bologna'dan en az 2 gol yeme ihtimalleri zaten var. Ki zaten açık futbol oynayan takımların başında geliyor Crotone. Özellikle büyük takımlara karşı atmış olduğu gollerle birlikte Serie A'da çok fazla öne çıktılar. Yani vitrin mücadelelerini iyi oynuyorlar ama genel bazda baktığımızda ihtiyacı olan tüm mücadelelerinde zaten kalesinde çok fazla pozisyon ve gol gördüğünden dolayı Crotone'nin durumu. İçler açısı tabii bu mücadelede artık saldıracaklardır diye düşünüyorum. Ben hazır 2.5 gol üzerine 1.52'lik bir oran açılmışken Bologna tarafından gelecek olan 2 gol, belki Crotone tarafından atılacak bir golle birlikte 2-1'lik bir skor çerçevesinde geçmesini bekliyorum ben bu mücadelenin. Az önce söylemiş olduğum gibi karşılaşma bence günün en güzel gollü geçebilecek mücadelelerinden bir tanesi değerli dostlar. İsterseniz bir kombin daha aktaralım sizlere. Yani 2.5 gol üstü kombini olsun bu da. İdeal bir kombinmiş gibi gözüküyor. Mesela bu cumartesi günü beklenebilir görüşündeyim. Rast gelsin aynı fikirdeyseniz. Köln Borussia Dortmund mücadelesinden 2.5 gol üstü beklentim var. 1.42'lik oranıyla Crotone Bologna mücadelesinde de 2.5 gol üstü tercihim var. 1.52'lik oranıyla böyle bir kombin yaparsanız 2.20 civarında bir kombin elde edeceksiniz. Ve geçelim Championship'e. 3 tane seçmiş olduğum Championship mücadelesi var ama katıl butonunda eğer yer alırsanız hafta sonunda neredeyse tüm Championship mücadeleleri hakkında makale yazılarımı da okuyabileceksiniz. Belki oradan yine yüksek oranlı sistem kuponlarınızda da bir şeyler yapabilirsiniz diye düşünüyorum. 3 tane mücadeleyi burada öne çıkarmış olduğum 3 mücadeleyi siz değerli dostlarıma aktarayım videonun da çok fazla uzamaması adına. Coventry ile Wycombe oynayacak. Aslında Wycombe'ın yine sürpriz yapabileceği mücadelelerden bir tanesi olarak gözüküyor. Çünkü Coventry'nin bu karşılaşmayı kazanma ihtimalini ben %50-%50 görüyorum. Açılmış orana çok fazla aldanmıyorum yakından takip ettiğimden dolayı. O yüzden mücadele 1-1 diye de sona erebilir korkusuyla birlikte. Karşılaşmada ilk yarıda 1.5 gol altı tercihinin en mantıklı tercih olabileceğini düşünüyorum. Wycombe'ı hep anlatıyorum sizlere. O yüzden anlatmıyorum şimdi neden ilk yarı 1.5 gol altında kalır vesaire diye. Kapalı oynuyorlar zaten. 60'a 70'e kadar kapalı oynuyorlar. Golü bulurlarsa da yine kapalı oynayacaklar zaten. O yüzden Coventry de böyle çok tempolu, dinamik bir takım değil. Bu karşılaşmadan en fazla 1-1'lik skorun çıkabilme ihtimalini gördüğümden dolayı da genel olarak maça 2.5 gol altı tercihini uyguladım. Ben 1.60'lık oranı var. Bence mesela Championship kuponlarında 2.5 gol altı olarak kullanılması gereken bir mücadeleymiş gibi gözüküyor. Tabii kadro hakkında detayları vermiyorum hızlı geçebilmek amacıyla. İki takımda önemli sakat ve cezalılar da var ama bunların yerini doldurabilecek oyuncular da var. Zaten standart oyunculardan kurulu olduğunu da biliyorsunuz, özellikle Wycombe tarafının. Diğer mücadelemize geçelim. Günün en güzel taraf karşılaşmalarından bir tanesi. Watford'da Birmingham oynayacak. Birmingham'ı da geçtiğimiz hafta hatırlayacaksınız, yani geçtiğimiz fikstürde 2-3 gol olarak Reading karşısında yakalamayı başarmıştık. Burada Reading'den bir galibiyet gelebilir ama işte Birmingham'ın bu çıkışlarından korktuğum için ben, özellikle evinde oynamış olduğu karşılaşmalarda korktuğumdan dolayı 2-3 gollük tercihe gitmiştim. Tam isabet olarak kazanmıştık hatırlayacaksınız. Şimdi Watford'da oynayacaklar. Watford'ı anlatmamıza gerek yok herhalde. Watford'ın tam kalemi bu mücadelede Birmingham. Hazır Birmingham Reading karşılaşmasını da kazanmışken bir rehavette olabilir diye de düşünüyorum ve Watford'ın bu karşılaşmada ben yine Dean yok, işte Cleverley gibi oyuncular yok, Kabazele yine yok ama ben yine kazanabileceğini düşünüyorum Watford'ın ve yoluna devam edebileceğini düşünüyorum. Zaten takım savunmasını da anlatıyorum Watford'ın her zaman sizlere. Kalesinde çok fazla bırakın golü pozisyon vermeyen takımlardan da bir tanesi. O yüzden karşılaşmayı 1-0 2-0 ayarında Watford'ın kazanmasını bekliyorum ben. 1.40'lık bir orana sahip. Çok güzel bir orana sahip. Özellikle yine hafta sonu Championship kuponumda değerlendireceğim ben bu seçeneği. Sizlerin de aklına yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Bir araştırın bakın. Güzel bir mücadeleymiş gibi gözüküyor. Son karşılaşmamız MBS1 olarak da açılmış Championship mücadeleleri. Bunu MBS1 olarak önereceğim sizlere. Ve yine katıl butonumuzdaki sevgili dostlarımıza da MBS1 olarak önereceğim. Barnsley ile Sheffield Wednesday oynayacak. Barnsley'de zaten güzel bir şekilde devam ediyoruz. Özellikle o
takıldıkları mücadeleden sonra geçtiğimiz fikstürde güzel bir şekilde galibiyetini almıştık ve kuponumuzda da vardı, hatırlayacaksınız. Wickham karşısında çok da zor bir mücadele değildi aslında. Şimdi Sheffield Wednesday çok kötü gidiyor, evet çok kötü gidiyor, ama Barnsley'nin kesinlikle kazanması gerekiyor. Hazır böyle bir karşılaşma oynuyorlarken ve oran da bu kadar güzel açılmışken, ben MBS1'den bile riske atılabilecek bir mücadele olarak bu mücadeleyi değerlendiriyorum. Tabii Barnsley tarafındaki eksiklerin, önemli eksiklerin tekrardan takıma döndüğünü de hatırlatalım sevgili dostlar. Rakibe baktığımızda onlarda çok ciddi eksikler var ve Sheffield Wednesday bu şekilde devam ederse bu karşılaşmada en az 2 gol yermiş gibi geliyor bana. Yani 2-0, 3-0 ayarında maksimum bitermiş gibi gözüküyor bu mücadele benim nezdimde. O yüzden 4.5 altında 1 şeklinde MBS 1 olarak değerlendirirseniz 1.90'lık bir kupon yapabileceksiniz değerli dostlar. Ve bölümün sonunda hemen sizlere etkinlik sorumuzu aktaralım. Hangi karşılaşma hakkında? Celta Vigo Real Madrid mücadelesinin skorunu soruyoruz sizlere değerli dostlar. Sizler de bu karşılaşmanın skorunu yazarak yine ay sonundaki etkinliklerimize, ödül etkinliklerimize katılabilirsiniz diyerekten dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu 14 tane mücadele hakkında sizlerden gelecek olan fikirler de çok önemli. O yüzden yorumlar kısmında siz değerli dostlarımın analizlerini ya da tahminleri de olabilir, kuponlar bazında da paylaşımlarınızı da beklediğimi hatırlatayım. Kendinizi çok fazla üzecek şekilde oynamamanızı her zaman tavsiye ediyoruz. Umarım cumartesi günü güzel bir gün geçer ve bu 14 mücadelenin en az 10'u 11'i kazanır. Tabii ki de öncelikli olarak kuponlarımızın kazanması temennisiyle. Kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın.